Evet sevgili arkadaşlar inşallah bu videoya da yorum yapma cüretinde bulunursunuz. Cesaretini gösterirsiniz. Çünkü gördüğüm kadarıyla bazı kancık arkadaşlar, korkak arkadaşlar ne beğeni atabiliyorlar ne yorum atabiliyorlar. Bu kancık arkadaşlarımız genellikle maç zamanları türeyip o zamanlarda konuşma yapıyorlar. Sonra kabuklarına çekiliyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'nin düşmanı her yerde. Düşmanı her yerde. Benim bir Galatasaraylı arkadaşım var ailesini bir yere almamışlar mı başörtüsü var diye gitmemiş mi etmemiş mi neyse hani demiş ki gideyim de demiş ailemi niye almıyorlar hesabını sorayım demiş o hesabını sormaya giderken saldırı gerçekleştirmişler ben de dedim ki iyi olmuş sana dedim niye gidiyorsun dedim niye tahrik ediyorsun insanları dedim Allah senin belanı versin dedim geber öl dedim o da dedi ki niye böyle diyorsun ya benim ailemi almamışlar içeri benim evlatlarım almamışlar ben hesabını sormaya gittim Elimde silahla gitmedim. Elimde silahla gitmedim. Milleti tahrik ederek gitmedim. Bana saldırdılar ya. Ben haklıyım diyor. Ben de Allah senin belanı versin. Keşke gebertselerdi seni. Öldürselerdi dedim. Sonra arkadaşım dedi ki niye böyle diyorsun dedi. Dedim ki Ali Koç taraftar içeri alınmıyor diye gidip benim taraftarımı niye almıyorsunuz diye vardığında herhangi bir aksilik yapmadığında sen Ali Koç'a iyi olmuş keşke öldürselerdi demedin ne de dediğim zaman mal gibi kaldı. Aynı şu anda bazı arkadaşların mal gibi kaldığı gibi. Şimdi dün bir futbol terörizmi gerçekleşti İzmir'de. Maalesef ve maalesef kendilerine geçmiş olsun güzel İzmir diyen insanlara böyle davranıyorlarsa İzmir'de e, futbol olarak. Demek ki İzmir yani futboldan futbolun çok ötesinde başka bir şey var. Ben şunu söyleyeyim bak İsmail Yüksek diyor ki nedir bu düşmanlık? Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor. Formamız yakılıyor. Taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor. Ama ona da herkesin önünde saldırılıyor. Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımız yapılanlardan dolayı da daha da üzüntülüyüz diyor. Hayır Galatasaray taraftarı sevinçli. Mutlular zannediyorlar ki bu düzen böyle devam edecek. Zamanında Fethullahçı terör örgütü gitti üniversite sorularını çaldı. Kendi elemanlarına, personellerine verdi. Gün geldi, devran döndü. Bir darbe girişiminde bulundular. Başarısız oldular. Ve ne kadar FETÖ'cü varsa, ne kadar soru çalarak memur yapılan varsa hepsi işinden atıldı. Dediler ki işten atıyorlar, haksızlık yapıyorlar şöyle böyle. Belki de belki de Allah onlara iyilik yaptı. Niye iyilik yaptı? Yıllar yılı bütün ömürleri boyunca haram yiyeceklerine belki de onların o günahlarını dünyada serpiştirdi. Bilemeyiz. Ama şimdi özellikle Fenerbahçe'nin hakkını yiyerek bir haklar edinen arkadaşlar zamanı geldiğinde inşallah o hakları kusa kusa çıkartırsınız. Kim Fenerbahçe'nin hakkını bilerek kasıtlı yiyorsa Allah iki cihanda da sorsun hesabını. Kim Fenerbahçe'li çocukların gözyaşlarına seviniyorsa Allah'a havale ediyorum. Anladınız mı? Cümlemin devamını getirmiyorum. Kim Fenerbahçe başkanına yapılan bu terör saldırısına gülüyor, eğleniyorsa Allah'a havale ediyorum. Ya hocam sen de her şeye hakem hakem deme. Hakemi boş ver. Lan yeter lan yeter. Yeter. Şerefsizliği bir tarafa bırakın artık. Dün 18. dakika. 18. dakika. Ennesiri'ye kaldırılan offside bayrağı doğru mu? Pozisyonun devamında penaltı var mı? Bak. Offside kararı doğru mu? Penaltı var mı? Bahattin Duran offside yok kesinlikle penaltı. Deniz Çoban offside yok tartışmasız penaltı. Bülent Yıldırım offside yok net penaltı. Mustafa Çulcu Ennesiri 18. dakikada yerde kaldı pozisyon net penaltı. Bariz gol şansı olduğu için Göztepe'nin önceye kırmızı kart. Abdullah Ercan offside yoksa net penaltı. Real Kapsal net penaltı. Gidiyor Real Kapsal. Bana göre maçtaki en fahiş hata Ennesiri 18. dakikada yapılan penaltı ve Göztepe'li oyuncunun kırmızı kart görmemesi. Eğer penaltı ve kırmızı verirse rakip 10 kişi. Şimdi siz çıkıyorsunuz. Teknik, taktik, şu bu. 120 dakika oynamış takım. Ben Mourinho'yu kendime eleştiririm. 18. dakikada maç bitiyordu. 18'de bitiyordu. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne diye ağlıyor Galatasaraylılar başta olmak üzere futboldan anlamaz. Sadece ve sadece kaos isteyen, sadece ve sadece, sadece kavgalardan beslenen mahlukatlar. Göztepe'nin iptal edilen golü niye iptal edildi anlamadık. Göztepe'nin iptal edilen golü doğru mu? Bahattin Duran var müdahalesi gol iptal kararı doğru. Deniz Çoban var müdahalesi gol iptali %100 doğru. Bülent Yıldırım var müdahalesi doğru. Faul doğru gol iptali doğru. Hani bunlara Fırat Aydınus'u falan filan da hepsini ekleyin arkadaşlar. Aksini bulursanız da belirtin de ben de bilmiş olayım. Diyeyim ki ben yalan söylüyormuşum. Tamam Göztepe'nin iptalidir. Fenerbahçe penaltı kazandı doğru mu? Bahattin Duran doğru. Pozisyon penaltı. Bülent Yıldırım Osayi'nin tendonuna temas var. Doğru karar. Net penaltı. Deniz Çoban penaltıyla birlikte sarı kart da verilebilirdi. Fırat Aydınus'u penaltı. Öbürü penaltı şu penaltı. Fenerbahçe lehine yani aleyhine diye tartıştınız. Fenerbahçe'ye kıyak geçildi dediniz. Pozisyonlara herkes doğru diyor. Demek ki siz gözünüzden değil de gö başka bir gönlünüzden falan izliyorsunuz herhalde. Pozisyonları. 37. dakikada Ceko'nun yerde kaldığı pozisyonda ihlal var mı? Bahattin Duran faul sarı kart. Deniz Çoban Ceko kaleciye pas atılacağını düşünüp hareket ediyor. Faul sarı kart. Bülent Yıldırım topsuz alanda net faul ve sarı kart gerektirir. Maçı iki sarı kartla tamamladı rakip. Bir Hakemin anasına küfretti siyahi oyuncu. F. Mam diyebilmem ne diyerek bir bakın şey yapın. Bir de 90 artılarda kontrata kesti diye. Demek ki Kadir Sağlam anasına küfredilmesini seven bir hakem. Ben bundan sonra Kadir Sağlam'ın sürekli anasına küfredeyim o zaman. Beni de sevsin. Maçın maçından sonuna kadar Göztepe lehine maç yönetti. Vermediği en az 5 tane 6 tane sarı kart var. Diyeceksin ki ya sarı kartlardan ne medet bekliyorsun? 18'de kırmızı penaltı ver. 5 tane sarı karttan bahsediyorum. Ki bunu herkes söylüyor. Ha, sadece ben değil. 5 sarı kart ver. Bak bakalım Göztepe e 2-0'da 2-2'ye mi getirmiş? 2-0'dan 7-0 mı yenilmiş? Hep birlikte diyelim. Böyle olursa bu ülkede futbol yerine kaos olur. Başka bir şey olmaz. spor, kimse abonelik kalmıyor farkında mısınız? Herkes bırakıp gidiyor. Sebep ne? Ya nedir bu Fenerbahçe nefreti? Hakem deme, hakem deme. Hakeme konuşma. Ya yeter yeter. Rakibin yaptıkları ortada. Hakemin anasına sövdü diye sarı kart alıyorsa futbolcu demek ki hakemin anası değersiz. Hakemin anası değersiz. Tekmeler, basmalar, vurmalar. Ya ben oyuncuma kızıyım. Hocama kızıyım. Teknik direktörüme değişikliklere. Ne bileyim. Mesela bana göre artık Fenerbahçe'de e, Ferdi Kadul dönemi bitti. Bana göre bitti. İşte Mourinho maç kontrolümüzdeydi gitti. İyi çalıştık. Çalıştığımız yerden gol yedik falan filan diyor. Ben buna kızıyım. Göztepe'deki futbol terörünü konuşmayın. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi gittiğimiz her statta bu futbol terörünü yaşayacağız. Herkes... Nasılsa sahada yenemiyoruz. Bari çirkinleşelim de öyle puan alalım diyecek. Fenerbahçe'yi anca böyle saha içi olaylar. 20 faul anasına küfür etti diye sarıyla. Anca ona sarı vermeyle. Hani anca böyle sindirip puan kaybettireceksiniz. Ve inşallah Fenerbahçe'den ne çalmak istiyorsanız Allah sizden gani gani çıkartsın onları. Gani gani çıksın. Çalmak istedikleriniz fitil fitil burnunuzdan fitil fitil çıksın. Fenerbahçe'den açıklama geldi. İzmir'de yaşananlar hakkında diye. Ya bu terörist, terör, terör saldırısı, terörist şahıs diye şey yapıyor. Futbol teröristi diye. Ya şahıs Fenerbahçe başkanına saldırıyor. Gözaltına alındı deniliyor. Ancak bırakın gözaltına alınmayı maçın tamamını izlemiş. Evet, yani biz bunları tespit ettik diyor. Şimdi ben merak ediyorum bu ilin valisi, ne bileyim emniyet müdürü. Ya Amaç ne? Kasıt ne? Ben hani onu anlamıyorum. Bak benim cahil aklımda, kıt aklımda ben şunu düşünüyorum. Demek ki çok büyük bir plan proje var. Yani amaç Göztepe'nin, Fenerbahçe'nin üstünde artık iki kesimi birbirine kırdırmak mı? Başka bir şey yapmak mı? Fenerbahçe üzerinden kaos mu? Ya bu olay basit bir olay değil. Ben diyorum ya size, bak ben Ferdi'yi konuşuyorum. Ferdi Kadıoğlu aklen gitmiş, mantıken gitmiş. Ya keşke sahanın içinde kalabilseydik. Ben ne bileyim Bekao'yu konuşsaydım. Niye uzun zamandır oynamıyor da şimdi oynadı diyeyim. Öyle değil mi? Ben Bekao'yu konuşmak istiyorum. Ne bileyim ben şeyi konuşayım. İrfan Can iyi niye Sakat mıydı? Diye konuşayım. Ben Çağlar Söyüncü'yü konuşayım. Ya Adana Demirspor maçında kafayla indirdi. Adam burada avuta gitti. Bu maçta da kafayı vuramadı. Adam gitti golünü attı falan diyeyim. Ne bileyim C Cenk Tosun'un kaçan golünü falan konuşayım. Ne bileyim Ceko niye oyundaydı falan konuşuyor. Ben futbol konuşmak istemiyorum. Futbol konuşacak bir ortam yok. Ben diyorum ya Galatasaraylı arkadaşım ailesini korumaya gitmiş saldırıya uğramış. Allah belasını da versin onu. Gebersin ölsün de. Değil mi? Fenerbahçe başkan olunca aynı cümleyi kuruyorsunuz. Başınıza geldiği zaman ne diyeceksiniz? Kurtuluş Savaşı'ndan önce Fenerbahçe'ye nefretlerini, kinlerini ortaya dökenler niye döküyorlardı biliyor musunuz? İşgal kuvvetleriyle maç yapıp işgal kuvvetlerini sahaya gömen bir Fenerbahçe vardı. İşgal kuvvetlerinden silah çalıp cepheye silah taşıyan bir Fenerbahçe vardı. Kurtuluşun Fenerbahçesi vardı. Ve Fenerbahçe halk tarafından çok seviliyordu. Gün geçtikçe gün geçtikçe bunu bitirmeye çalıştılar. Ve şimdi Fenerbahçe'ye halk düşman şekilde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir kurtuluş istiyorsanız, bir ferahlama istiyorsanız bu Fenerbahçe nefretinden vazgeçeceksiniz. Bak Fenerbahçe ile savaşanlar ve Türkiye Cumhuriyeti ile savaşanlar her zaman kaybetmiştir. Kaybetmeye de mahkumdur. Ben onu söyleyeyim. Ben futbol konuşmak istiyorum ya. Cao Pedro'ya sürpriz talip varmış. Salernitana Tana istiyormuş. Onu konuşmak istiyorum. Gitsin de bir an önce kurtulalım. Aa, Ali Koç'a da üzülüyorum. Bir taraftan Cao Pedro'yu gönderme peşinde. 2,5 milyon euro yıllık ücret. Ne yapar abi? 37, 74. Yaklaşık 100, yani 100 milyon TL'den fazla bir para. Bir futbolcuya verilen para. Euro 37. Şu anda 37. İran ben savaşacağım. İran ben İsrail ben savaşacağım. Rusya Ukrayna'ya bomba atıyor. Bilmem ne yapıyor. Alt savaş, üst savaş, dünya savaş. Euro 60'a çıksa ne yapacaksınız? Neyden ödeyeceksiniz? Ya bu hayat pahalılığında. Millet geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Ya geçinemezsin tabii. Haksızlığa alkış tutarsan geçinemezsin. Fenerbahçe'nin başına geldi bunlara müstehak dersen geçinemezsin. Ya sizin hiç mi Fenerbahçeli akrabanız yok? Hiç mi Fenerbahçeli dostunuz yok? Hiç mi omurganız yok? Hiç mi haysiyetiniz yok? hiçbir demiyorsunuz? Ulan benim dostum üzülüyor. Benim akrabam üzülüyor. Bir bakayım. Adamlar da haklı. Ya bana diyor ki Ali Koç'un orada ne işi vardı? Sizin bu zihniyet ne biliyor musunuz? Hani Özgecan Aslan'ı falan kestiler, doğradılar, tecavüz ettiler ya. Bazılarda çıktı. O saatte ne işi vardı? Etek giymeseydi. Dolmuşa niye tek başına biniyor? Niye böyle yapıyor? Ya bir tek tecavüzcü haklı. O haklı. Geri kalan bütün suç karşı tarafın. Ya sizin zihniyetinizde, hakimler sizin zihniyetinizde, savcılar sizin zihniyetinizde olsa ülke kan gölü olur ya. Vallahi kan gölü olur. Adam eski eşini boşuyor. Niye boşandı? Demek ki kadın bir şey yapmış ki boşandı. Niye erkek yapamaz mı? Kadın yapmıştır. Aynı şekilde tam tersi de olabilir. Yolun ortasında bana taciz etti diye kadın bir tanesi adamı öldürttürüyor. Döve döve öldürüyorlar adamı. Sonra bir ortaya çıkıyor ki adamın alakası yokmuş. Kadın adamdan Sevgili olmak istemiş adam kabul etmemiş iftira atmış. Hadi şimdi ödeyin borcunu. Fenerbahçe'ye olan borcunu nasıl ödeyeceksiniz? bu hakkı nasıl ödeyeceksiniz? Ben haram ediyorum. Zehir zıkkım olsun. Benim çoluğumdan çocuğumdan çıkıyorsa Allah sorsun size hesabını. Allah sorsun hesabını ya. Bu kadar basit. Ben inanıyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Ben ahirete inanıyorum. Siz inanmasanız da inanıyorum. Ben inanıyorum arkadaş. Başarı için her şey mübah değildir. İnsanların hakkını yiyerek başarı elde edemezsiniz. Zamanında FETÖ'cüler bunu yaptı. Binlerce kişinin önüne geçti, soruyu çaldı. Hak eden kişi doktor olamadı, hak eden öğretmen olamadı, savcı olamadı, hakim olamadı, avukat olamadı. Hak edenin önüne geçtiler. Gün oldu, devran döndü. 15 Temmuz'dan sonra hop, birdenbire işinden atıldılar. Sonra ne dediniz? Ya işte devlet de bunları işten attı. İyi de oraya gelirken neydi? Ne güzel günlerdi, değil mi? Oraya gelirken birilerinin şakşakçılığı, bak hadi böyle yapalım, şöyle yapalım. Sonra şimdi de kan kusuyorlar. Şimdi de size aynısını yapıyorlar. Şimdi de sizi FETÖ'cü gibi kullanıyorlar. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'ye yapılan her şeyin bir bak gösteriyorlar. Yarın bir gün başınıza geldiği zaman inşallah gelir. İnşallah başınıza gelir. Daha beterleri başınıza gelir inşallah. Ya Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmış. Başkanı cezaevine atılmış. Trabzon'da gitmiş saldırıya uğramış. Göztepe'de gitmiş saldırıya uğramış. Beteri başınıza gelsin inşallah. Deyin ki ulan Fenerbahçeliler haklıymış deyin. Peki başka bir şey sorayım. Çok koyu bir Fenerbahçeli gücü ele geçirse dese ki ulan siz yıllardır çektirdiniz ben de size çektiriyorum dese başınıza gelse ne diyeceksiniz adalet adalet diye anıracaksınız eşek gibi e, bugün adalet deyin bugün deyin arkadaş adamlar çatır çatır kadro diziyor bak futbolcuların oradan talip buradan talip Lan adamların çöpü Ca Pedro'ya bile talip var Ryan Kent Ryan Kent'e 3 tane 4 tane talip var gitmek istemiyor mesela Patrick Dorgu'ya 15 milyon euro vermişiz. doğru değil arkadaşlar 15 milyon euro verdiniz Göreska. Bayern Münih Fenerbahçe'nin iletişime geçiyor. Göreska'yı alın diye. Adamlar bize baskı uyguluyor. İlkay Gündoğan. Barcelona kadrosundan çıkarmış, Kadro dışı kalmış. Kadro dışı falan kalmadı ya. Adam sakatlığı dolayısıyla maça alınmamış. İlkay Fenerbahçe'ye gelmek istiyor diyor. Barcelona Türkiye şeyi. Ya ben size soruyorum Fenerbahçe'ye kin, öfke nedir? Şimdi futbol kısmına konuşalım mı? Futbol kısmına dönelim mi? Dönelim mi arkadaşlar? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Biz maalesef hekimleri son zamanlarda biraz darılttık, küstürdük demiş. Aa ciddi mi? Peki sadece hekimler mi küstü? Başka? Başka yani. Başka kim küstü? Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. Ben gerçekten anlamıyorum. Vallahi de anlamıyorum. Billahi de anlamıyorum. Ya Fenerbahçe'den derdiniz ne? Tasanız ne? Nedir abi? Nedir? Ya yangın olmuş. Gitmişiz. Geçmiş olsun. Şöyle böyle. Geçmiş olsun İzmir. Ya her şeyi geçtim ya. Şimdi şunu da söyleyeyim. İşin futbol kısmına döneyim. Tamam mı? Boş verin. Yaşanan olaylar falan boş verin. Bunlar daha yaşayacağız biz. Biz bu kafayla gittiğimiz müddetçe yaşayacağız. Ülkedeki zaten genel gidişatta bakın. Fenerbahçe'ye yapılanlar neyse ülkenin genel gidişatı bu arkadaşlar. Fenerbahçe'ye yapılan neyse genel gidişat bu. Şimdi ya Ferdi Kadıoğlu bak futbol konuşayım. Ferdi kafasına Fenerbahçe'yi bitirmiş. Daha tutuyorsanız yazıklar olsun. Şimdi birincisi bu. Ben Ferdi'nin artık şu saatte sonra Fenerbahçe'de kalmasını istemiyorum. Ya çocuk hata yapsa ben de dahil hepimiz diyeceğiz ki aklı şuradaydı, buradaydı, şöyleydi, böyleydi. Öyle değil mi? İkincisi. Önder Özen demiş ki Mourinho demiş eleştirenlere şey yapıyorum kızıyorum. Yani İsmail Kartal olsaydı bunu verirler miydi şöyle böyle demiş. Bir kere bunu da geçeceksin. Bu da adaletsizlik. 3. Tuzda Spor adlı nokta nokta kulüp nokta nokta başkanları olan kulüp adı şikeyle anılmış olan kulüp adı rezaletlerle anılmış olan kulüp yani skandallarla anılmış olan kulüp çıkmış. Paylaştığı paylaşıma bak. Federasyon federasyon olsa, federasyonda gram adalet olsa. Bak gram azıcık bir adalet olsa. Bugün Tuzlaspor'un lisansını iptal ettik. Bundan sonra çıkan bütün maçlarda hükmen yenilgi sayıyoruz. Der bak bakalım bir daha kimse böyle terörü körüklüyor mu? Kimse terörü körüklüyor mu? Şimdi işin Mourinho kısmı. Mourinho ne dedi kardeşim? Ben dedi işte tedbirimi aldım. Bunlar duran toplarda şöyle yaptı böyle yaptı falan filan diye. Bu arada futbol konuşayım dedim ama Cenk Öz tanık diyor ki Dün yaşanılan olayları iki başlıkla değerlendirmek gerekiyor. Birincisi İzmir'e girişten itibaren emniyet tarafından taraftarımıza yapılan zulümmeti tüm telefonlara rağmen stadyuma alınmayan ve üzerine oraya konuları çözmeye çözüm üretmek için konulara çözüm üretmek için 3 yönetim kurulu üyemizle birlikte biber gazı sıkılarak her türlü mağduriyet yaşatılan taraftarlarımıza yardımcı olmak için ilk devre bittikten sonra oraya gitmek için protokol türbünden çıkış yapan başkanımıza arkadan yapılan müdahale sonrası bütün Göztepe camiasının ve oradaki emniyet güçlerinin yakinen tanıdığı futbol teröristinin elini kolunu sallayarak hiçbir işlem yapılmadan hayatına devam etmesi ikincisi stadyuma girişte yaşatılan zorluktan protokol tribününde kırık koltuklarda Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na ayakta maç izletip ön tribünden ve yan localardan maçın ilk dakikasından itibaren küfür yememize hiçbir müdahalede bulunmayan, ayrıca maç öncesi ve maç bitiminde taraftarımıza verilen yüksek sesle müziğe defalarca rica etmemize rağmen müdahale etmeyen Göztepe Kulübü'nün nezaket eksiğinin takipçisi olacağız demiş. Ne nezaketi? Dur. Bunlar malum takımın arka bahçesi olmuş bile izleyin bunlarla maçlarını nasıl da hediye edecekler 3 puanlarını. bak şimdi söylüyorum ha videoda da kayıt altına alın şimdiden söylüyorum nasıl Galatasaray'a 3 puan hediye edecekler iyi izleyin yani iyi izleyin iyi izleyin şimdi futbol kısmına Mourinho hatalısın. 1. Göztepe'yi çantada keklik gördün. Hatalısın. 2-0 öne geçtin. 4-4-2 ile çıktın. Çok zeki camleler bunlar. Bunlara hiçbirimizin lafı yok. Bekao'yu uzun zaman sonra oynattın. Sert stoper. Damarlı stoper. Rakibe damarını gösterdi. Ayrı bir olay. Kabul. Bak kabul. Maxim'in rakibi gömçürdü. İşte ne bileyim. elinden geleni yaptı. Ennesiri felaket hoşumuza gitti. Allah nazardan sakındırsın ikisinde. Çok güzel. Şimanski İsmail. 120'şer dakika top oynadılar. Yoruldular. İkinci yarıda çok mu zordu mesela? Arkadaş, Ceko, sen çık 38 yaşındasın zaten. Ennesiri forvete geç. Tadiç en iyi yaptığın yer sağ kanada geç. İsmail sen 8'e geçiyorsun ya da İsmail sen 6'da dur. Ciku sen de 6'ya geç bak. Ciku sadece Ciku trans değişikliği. İsmail, Ciku, Şimanski sen 10 numaraya geç kardeşim. Sen 10 numarada iyisin, hoşsun. Baskı yap, pres yap. Ortayı kaybetmeyelim. Ben iddia ediyorum 3-0 bulurduk. 4-0 bulurduk. 5-0 bulurduk. Bu hakeme rağmen. Birincisi bu. İkincisi. Ya İrfancan Can kahveci var. Oğuz Aydın 6 milyon euro verilerek alındı. Al Oğuz Aydın'ı. Al Oğuz Aydın'ı. Rakip üstüne gelecek. Tam kontrol atak zamanı. Tam rakibi boğacağın zaman. Al sağ kanada İrfan Can'ı. Maksimin yoruldun sen çık. Al sol kanada Oğuz Aydın'ı. De ki bunlara top atın. Zaten Oğuz Aydın'ı mı tutuyum? İrfan Can'ı mı tutuyum derken Göztepe perişan olacak. Sen Ciku'yu oynadın bak. İkinci yer 3 değişiklik. Ben kıt aklımda söylüyorum. Hocam Mourinho'yu eleştirme haddimize değil. Eleştirme haddimize değil değil. Eleştirebilirsiniz. Dozajını yükseltemezsiniz. Sen futboldan anlamıyorsun. Sen bir şey bilmiyorsun. İsmail Kartal senden iyiydi. Bu dozaj yükselmiş hali. İsmail Kartal ondan iyiyse 5 tane şampiyonlar ligi kupası olması lazım. Mourinho bence şunu yaptı. Dedi ki ulan dedi iyi işleyen kadroyu bozmayayım. Ben takıma iyi fizik yükleme yaptım. Bu takım orada 120 dakikayı burada bunu kaldırır dedi. Bence biraz da kendine çok güvendi. Takıma çok güvendi kendine de çok güvendi. Dedi ki benim takımım bunu yapar dedi. Büyük hata. Ben Mustafa Hoca olarak futboldan anladığım kadarıyla söylüyorum. İkinci yarı 2-0 öndesin. Ceko çık. Ciku al. Ciku İsmail Yüksek. Şimanski. Bak Şimanski'yi de değiştireceğim. 60'ta Şimanski'yi değiştireceğim. Oraya kimi alacağım biliyor musunuz? Kurun alacağım. Mecburum. Mecburum arkadaşlar. Mecburum. Orta saha yok. Fred sakatlıktan yeniyor Fred'i mi alayım? Tamam Fred'i alayım. Ciku. Fred. kurun içe döneyim ikinci yarım. Rezalet dersiniz değil mi? Hocam adam sakatlandı. Bir daha mı sakatlandı dersiniz? Heh. Ya ben anlamıyorum. Maxim'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu almayı anlamıyorum. Ferdi bu takımın sol beki ise sol bek kalsın. O zaman Maksimin'i niye aldık? Oğuz Aydın'ı niye aldık madem solda oynayabiliyor? Maksimin, Oğuz Aydın, Ferdi, öbür tarafta Tadiç, İrfan Can. Biz boşuna mı ümitleniyoruz o zaman? Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Riske gir. Madem Cengiz'i beğenmiyorsun yine beğenme. Bak riske gir. ikinci yarı. Ben dedim ya. Edin Ceko'yu çıkart. Cikuyu al. Ciku İsmail Şimansk, Orayı elleme. Sağ kanada Cengiz Ünder al. Sol kanada Oğuz Aydın al. tadiçi çıkart. 35 yaşında. Ceko'yu çıkart. 38 yaşında. Maksimini çıkart. Çünkü sakatlayacaklar belli. 3 tane oyuncu değişikliği. Koşucu Oğuz. Koşucu Cengiz. Cikuyu aldım. Ennesiri de forvette bak koşucu Ennesiri. 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olurdu bu maç. Çünkü atağı yapan sensin, pozisyon bulan sensin. Dakikalar ilerledi mi kardeşim? 60. dakika bak. 3 değişik yap. 60. dakika. Çık Ennesiri, Edin Ceko gir. Yeterince hazır değilsin. Ha değil mi? Çık Şimanski. Sen 120 dakika oynadın. Ya da çık İsmail. Sen 120 dakika oynadın. Paşam Fred'e Mure'de bir şey olsa ben ayvayı yerim. Çık Bartu Elmaz'ı al ki Bartu Elmaz kadroya yazılmamış. O da ayrı bir komedi. E, kur'un içi mecbur alacaksın. O da ayrı bir olay. Ya da. Bak yadası var işin. Ya da ne yapacaksın? O sahayı Samuel alacaksın. Mert Müldür'ü stopere kaydıracaksın. Sen beşliye döneceksin. Bak rakip iki, ilk yarı beşliyken ikinci yarı ne yaptı? Atağa çıkmaya başladı. Sen bunu tedbirini alacaksın. Fakat ben burada şunu görüyorum. Ya Ali Koç'tan Mourinho arasında bir kavga var. Transfer kavgası var. Ve ekranlar başından biz bu kavgayı dinliyoruz. Ben Fred'i özlüyorum. İşte Fred'den Ferdi özel futbolcular. Ben burada şunu anlıyorum. Defe artık gönderiyorsanız gönderin Ferdi'yi. Benim kafam beynim de ağrıdı. Ferdi'nin de ağrıdı. Oyunu alıp almakta. Ferdi'yi oyun alması bence bir mesaj biliyor musunuz? Şöyle bir mesaj. Gönderiyorsanız gönderin. Duruyorsa dursun. Artık kesinleşsin mesajı. Kurun içi oyun alması mesaj. Kurun içi sildi bu adam. Beğenmiyor kurun içi. Milan'daki kurun içi bu değil diyor. Size muadilini göndermişler diyor. Adam diyor ki gönderin diyor. Ben kurun beğenmiyorum diyor. Ben buradan bunu anladım. Birincisi Ali Koç'tan Morin arasında bir kavga var. Transfer kavgası var. Adam kütür kütür orta sahi. Al Al Göretskaya. Al şeyi. İlkay Gündoğan'ı. Barcelona başkanından aram çok iyi. Bayern başkan da kolaylık sağlarız diyor. Al ikisini getir. İyi de hocam fazla değil mi? Bak İsmail Yüksek, İlkay Gündoğan, Fred, Göreska, Şimanski çok fazla değil mi? O zaman şampiyon mampiyonu beklemeyin arkadaşlar. Kurun işten şampiyon olalım o zaman. Ya çıkın bu zihniyetten. Versin parayı. Acun Ilıcalı ortalıkta yok. Seçim sürecinde sürekli bıdı bıdı sürekli bıdı bıdı. Neredesiniz? Neredesiniz? Getirin transferi. Şimdi takım ligden çekilse çekilmesin. Ya takım şu, şu olayda ligden çekilmez. Şu olay ligden çekilecek bir olay değil. Anladınız mı? Şu olay ligden çekilecek bir olay değil. Şu olay sadece tepki koyulacak bir olay. Ya şu olay. Ya Mourinho 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Dünyanın en iyi 5 hocasından birisi. Eğer Mourinho bunu yaşıyorsa ya o Ali Koç'a yapılan olaydan etkilendi. Eli ayağına dolaştı. Ulan ben nereye geldim dedi. Ya da başka bir şey. Diyorlar ki hocam İsmail Kartal bundan daha iyiydi. Tamam şöyle yapalım. 2023 2024 sezonu Fenerbahçe başları. Şöyle bir fikstür önümüze dökelim. Ben hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Diyorlar ki İsmail Kartal içeride dışarıda 5 atardı 4 atardı. Ne zaman ben başlayalım? Ocaktan itibaren de başlayalım. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım bakmaya arkadaşlar? Geçtiğimiz sezona. Ben ikinci devrede hatırlıyorum. Rezalet puan kayıpları yaşadık. Ocaktan itibaren başlayalım. Fenerbahçe 2, Alanya 2. Şubat'ta evimizde 2 puanı hediye ettik. Sivas 2, Fenerbahçe 2. Topun tesisini oynamadık. Fatih Karagümrü 2-1 yendik. Topun tesisini oynamadık. Yine devam edeyim. Konya 0, Fenerbahçe 0. Konya'ya gol atamadık. O nasıl olacak? Nasıl olacak ya? Öncesine gideyim. Dur. Daha öncesine gideyim. İsterseniz tek tek Kasımpaşa 2-1 yendin top mu oynadın mesela. Hatay'ı 2-0 yendin lan şansa kadere yendik dedin. Rize'yi o ıslak zeminde yendin ki yenmeni istemiyorlardı. Antalya'yı 2-0 yendin Cengiz şapkalan tavşan çıkarttı öyle yendin. Ankara gücün 2-1 bak. ikinci devredeki maçlara bakın arkadaşlar. Gaziantep'i 1-0 Samsun'la 1-1 berabere. Evinde puan kaybettin. Başakşehir 1-0, Ankara Gücü 2-1, Antalya Spor 2-0, Rize 3-1 var. Arada Alanya 2-2 var. Bak Hatay 2-0. Pendi'yi 4-1 ki biz Ahmet Pendi'yi de yenelim. Trabzon'u 3-2. Yine o e, futbolcuların gösterdiği karakter. Adana'yı 4-2 yendik ama yüreğimiz ağzımıza geldi o maçta da. Hatırlatırım. Karagümrüğü 2-1. Sivas'ta 2-2. Beşiktaş'ı 2, 2, -2. Beşiktaş 2 ama bu Beşiktaş geçen sene o kadar aptaldı ki herkes onu yenerdi. Konya'yla 0-0. Kayseri'yi 3-0 yenmenin bir hükmü yok. Galatasaray 1-0 yendin ama Aziz Yıldırım çıktı. Başkanlığa adayım. Şöyle böyle de İstanbulspor Spor 6-0. Yani Fenerbahçe Ligi'nin ikinci devresinde zaten düşüşteydi. Çok ciddi düşüşteydi. bunları da belirtelim arkadaşlar. Bunları da konuşalım arkadaşlar. Yani gerçekten merak ediyorum. Ben bunları da merak ediyorum. Ligden çekilme falan yaşanmayacak böyle bir olay yok. Bu bir. İkincisi Mourinho ile Ali Koç kavgası var. Kesinlikle eminim bundan. Bu kavga bir son bulsun. Yoksa olan Fenerbahçe oluyor. Taraftarı oluyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, Ali Koç. Tek, bizim diyor tek sıkıntımız Ali Koç diyor. Ali Koç olmasaydı şöyle olurdu böyle olurdu diye konuşuyorlar. Tek bir problem var Ali Koç diyor. Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım'a öyle bir itselerdi diyor. Ali Koç gitmeden Fener düzelmez diyor. Ya Aziz Yıldırım içeri attılar farkında mısınız? Ben yönetime mesaj verdiği görüşündeyim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol iyi bir futbol. Ben bir futbolu beğeniyorum. Takım skoru 2-0'a getirdi. Allah var 70. dakikaya kadar daha doğrusu 65'e kadar. Yine Fenerbahçe oyununa hakimiydi ancak değişiklikler olmayınca takım yoruldu. 120 dakika oynadılar ya 120 dakika. 120 dakika oynadılar. Yani 120 dakika oynadı takım. Ve arkadaşlar bir şey de belirteyim. Burada takımı kötüleyen işte Fenerbahçe top mu oynadı falan diyen arkadaşlar. Muhtemelen maçı başka taraflardan izlediler. Ya da troll hesaplar. Açılış tarihlerine bakıyorum. Çoğunun Eylül 2023, Ekim 2023, ne bileyim Nisan 2024 falan filan. Futbolcular hocam Hal City'ye taşısak oradan devam etsek böyle bir şeyin ihtimali yok. Sakın böyle bir şeyi de konuşmayın. Böyle bir şeyi aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Valla bakalım arkadaşlar. Siyasete yakın diye yönetime isimler alındı. Yazın. Bakacağız. Acun Ulucalı ben Ankara'yla çok iyi aram var dedi yönetime gitti. Bakacağız. Kurun iç şu bu Mario Branco işini yap. Bakacağız. Yap işini Mario Branco. Yap. Ha Hocam dolar işte euro artabilir dedin. Tamam mı? O yüzden de dediğin de haklısın. Şöyle böyle falan. Ya Fenerbahçe kulübünün başkanına şunlar yapılıyor ve yine söylüyorum. Dolar euro artacak da olsa biz Yunan'a karşı mücadeleyi başlatmış takımız. Bizden kim nefret ederse etsin. Önemli değil. Biz işimize bakmamız lazım. Yani Ali Koç'tan Mourinho kavgası ben %100 artık eminim arkadaşlar. Bir şeyler de söyleyeceğim artık. Fenerbahçe menfaatleri gereği susma dönemi bitti. Yani ligden çekilme kararı falan filan yok ama bir kavga var. Bu kavga Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Sahanın dışında zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Sahanın içinde bari kalalım. Şu gidecekler bir an önce def olsun, gitsin. Gelecekler bir an önce gelsin. Biz de yolumuza bakalım, önümüze bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakalım kaç Fenerbahçe taraftarı cesaret edip bu videoyu beğenebilecek. Kaç tane kancık ininde saklanıp Fenerbahçe'nin ilk puan kaybında ortaya çıkacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Görüşmek üzere.